Şöyle başlayacağım. Seçim öncesi ve seçim sonrası para politikasında ve ekonomi politikasında ciddi değişiklikler oldu. Bunu zaman zaman biz tartışıyoruz. Bilmiyorum hiç fırsatınız oluyor, takip ediyor musunuz? O tartışmaları takip ederken ne düşündüğünüzü de merak ediyorum. Yani şöyle, çünkü işin içinde olanlar işin dışındakilerin konuşmalarını ya orası öyle değil falan diye ekran başında izlerken bir şeyler söylüyorlar. Dediğimiz oluyor, doğru. Oluyor mu size de? Oluyor. Peki neydi oluyor? Evet. Bir, bu para politikası değişikliğini nasıl değerlendirmek gerekiyor? Neden yapıldı? Önceki iyiyse bu niye geldi? Önceki yanlışsa niye o tatbik edilmedi? Ve değişiklik sonrası ne durumdayız? Bizi ne bekliyor? Bununla biraz genişçe başlayalım müsaadenizle. Peki, ben teşekkür ederim öncelikle davetiniz dolayısıyla. Sağ olun. Şimdi tabii çok geniş bir soru. Müsaadenizle bunu bir tam bir kompozisyon içerisinde anlatmak isterim. Tabii seçim oldu. Seçim bütün dünyada aslında belli bazı belirsizlikleri içerir. Ama bizde seçim şekillendi. Tekrar bir siyasal istikrar söz konusu. Devam eden, 5 yıl devam edecek olan bir iktidardan bahsediyoruz. Tabii kararları verirken biliyorsunuz önce bir durum analizi yapmak lazım. Sonra işte vizyonunuzu belirlersiniz. Sonra hedeflerinizi oluşturursunuz. Ona uygun iş planları, stratejileriniz olur. Uygulama projeleriniz olur. Yol haritanızı oluşturursunuz, işlem adımlarınızı oluşturursunuz. Sonradan da bunların değerlendirmesi ve takip ve sürecini işlersiniz. Şimdi müsaadenizle önce bir durum analiziyle başlamak isterim. Aslında seçim sonrası dönemde fotoğraf neydi? Ya da en azından içinde bulunduğumuz ortam neydi? Ve biz bu kararları neyin üzerine bina ediyoruz? Onu bilmeden sanırım bazı şeyleri tartışmak anlamlı olmayacaktır. İçi dolu olmayacaktır. Şimdi tabii biz her şeyden önce dışa açık bir ekonomiyiz. Serbest piyasa ekonomisi hakim bizim ülkemizde. Yönümüz dışarıya dönük. Dolayısıyla dünyadaki bütün gelişmelerden de net olarak etkileniyoruz. Şimdi küresel ekonomide hepimiz biliyoruz ki küresel ekonomide büyüme istenilen seviyede olmuyor. Bu sene %3 civarında büyümeden bahsediyoruz bütün dünyada. Ortalama uzun yıllar ortalaması %5,5'tür. Dünya ticaret hacminin büyümesine bakıldığında %2,7 oranında. Bu da bakıldığında uzun dönem ortalaması %5'ler seviyesinde. Yani aslında bütün dünyada bir yavaşlık söz konusu. Ve yine bütün dünyada ciddi bir enflasyon var. Bu enflasyon şöyle bakın. Bütün dünyada %8,7 oranında bir enflasyondan bahsediyoruz. 2002 yılında. İşte, 2022. Özür dilerim. 2022 yılında. Evet. 2022 yılında. İşte bu sene sonunda %6,8'e düşeceği öngörülüyor. Gelecek sene %5,2'ye düşeceği öngörülüyor vesaire. Bir aşağı doğru bir trend var ama geçen sene biz %8,7 bir enflasyonla kapattık. Bu 1996 yılından bu tarafa görülen en yüksek enflasyon. Gelişmekte olan ülkelere geldiğimizde, ben hani spesifik olarak da gireceğim. Gelişmekte olan ülkelerde enflasyon oranı %7,2. Bu da 1983 yılından bu tarafa görülen en yüksek enflasyon. Peki, enflasyon oluştu bütün dünyada. Bunun nedeni ne diye baktığımızda, bunun birçok nedeninden bahsedebiliriz. Her şeyden önce zaten 2008 yılı itibariyle ülkeler, daha sonra 2018 yılında bir küresel kriz zaten vardı. Akabinde bir pandemi oluştu. Bu pandemi ve durgunluk dolayısıyla bütün ülkeler, gelişmiş ekonomiler veya gelişmekte olan ekonomiler iç piyasayı canlandırmak adına ciddi piyasa para zerk ettiler. Nominal faiz oranlarını ciddi anlamda indirdiler. Bu ciddi bir talep yarattı, iç talep yarattı. Bu talep haliyle enflasyonu tetikleyen bir kalem. Ama bu sefer pandemi sonrası farklı bir kalem daha çıkmaya başladı. O da tedarik zincirinin bozulmasıyla dünyada ciddi bir arz problemi de olmaya başladı. Bakın bu arz konusu, yani üretimin aksaması ve yeteri kadar üretim olmaması konusu, kişisel kanaatim bundan sonraki yıllardaki en büyük problemimiz bu olacak. Biz pandemi öncesinde bütün dünyada genel kabul gören, aslında enflasyonun temel nedeni, ekonomik problemlerin temel nedeni talep dalgalanmasına kaynaklanır şeklindeydi. Ama ben önümüzdeki dönem itibariyle, ya da sadece ben değil birçok ekonomistin genel kanaati, bundan sonra arz şoklarının veya arz ve üretimin aslında büyük problem olabileceği yönünde. Dolayısıyla arzın korunması hayati önemli. Tabii ki şunu söylemek lazım. Yanı başımıza büyük bir savaş da çıktı.
bu savaş birkaç şeyi çok ciddi anlamda tetikledi. Enerji fiyatlarını çok yukarı çekti. Enerji fiyatları demek doğrudan maliyet demek, doğrudan enflasyon demek, doğrudan lojistik demek. Ara mallı ham madde fiyatlarını yukarı çekti. Gıda fiyatlarını ciddi yukarı yönlü etkiler yarattı ve bu da bütün dünyada hepimizin karşısında enflasyon olarak çıktı. En azından bizim için çok önemli olan bir iki tane ülkeden bahsedeyim. Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nde hatırlarsanız enflasyon %9'a kadar çıktı. %9'a varan bir enflasyonda ama şunu söylemek lazım. Onlar tabii ciddi bir net bir enflasyonu, dezenflasyonist bir politika uyguladılar. Bugün itibariyle enflasyonu %3 seviyelerine falan indirdiler. Faiz artışı yaptılar. Sürekli. Faiz artışı yaptılar. Tabii birçok parametre uygulandı. Tabii Amerika piyasası normal Euro bölgesi piyasasına da çok benzemiyor veya bizim ülkeye hiç benzemiyor. Çünkü oradaki asıl mekanizma sermaye piyasalarının çok güçlü olmasıdır. Bankacılık sektörüne ve diğer sektörlere nazaran. Yani neredeyse Avrupa bölgesiyle kıyas kabul edilmeyecek şekilde pastaların farklılığı söz konusu. Euro bölgesine bakıldığında burada da enflasyon oranı çok ciddi anlamda çıkmıştı. Orada da enflasyon halen maalesef %5,5'lar civarında, tam yönetilebilmiş değil. Amerika'da büyüme konusunda bu sene %2 ile kapatacaklar muhtemelen büyümeyi. Euro bölgesinde büyüme problemi devam ediyor. %0,6 yani %1'in altına büyüme. İşte şöyle söyleyeyim, Amerika için bunu söyleyemem. Amerika, ben bunu aslında bu resesyon konusunda bence çok uzak noktada. Çok uzak noktada. Hatta enflasyona ve en azından bu sıkılaşma politikalarının da artık olgunlaştığı kanaatindeyim Amerika'da. Ancak Euro bölgesi için hala bazı sorunların devam ettiğini düşünüyorum. Ama Euro bölgesinin sorunların temelinde de tabii ki Rusya-Ukrayna savaşının şeyini söylemek lazım. Bir de Euro bölgesinde maalesef talep de canlı değil. Tabii orayla iş yaptığımız için de bunların hepsi bizi doğrudan etkiliyor. Mükemmel bir değerlendirme, kesinlikle öyle. Çünkü bizim ihracatımızın %50'si Euro bölgesiyle. Amerika'nın da bizim açımızdan şöyle bir önemi var. Önemli bir ihracat pazarımız yine. Bunun yanında Amerika enflasyonu yönetmek adına sermaye piyasası hareketleriyle veya şöyle söyleyeyim, tahvil faiz oranını arttırdı, normal faiz oranlarını arttırdı. Faiz oranlarını arttırınca bütün dünyada sermaye aslında gelişmiş ülkelere ve özellikle de Amerika'ya aktı. Hatta Çinliler bile paralarını götürüp Amerikan tahvillerine yatırdılar. Dolayısıyla bu sermaye hareketlerinin bu gelişmiş pazara yönelmesi bizim gibi gelişmekte olan ve yurt dışı sermaye ihtiyacı hisseden ülkeler için dezavantaj oluşturdu. Biz bundan ciddi anlamda negatif de etkilendik. Bizde de ciddi anlamda bir sermaye çıkışı oldu. Çok özür dilerim, bölüyorum. Lütfen insicamınız da bozulmasın ama. Mesela buradaki temel eleştiri şu. Dünyada enflasyon var. Sayın Cumhurbaşkanı da mesela bizim küresel düzeyde yaşanan krizlerden etkilendiğimizi ifade ediyor. Ama Türkiye'de işte Amerika'da %9'ken, Avrupa'da %8,7'yken vesaire... Türkiye'de %80, %85 enflasyon gördük biz. Evet. Eleştirileri çokça konuşuluyor. Biz de konuşuyoruz bunları. Onu nasıl izah ediyoruz? Ya da ediyor muyuz? Evet. Ya, tabii şimdi bir kez şöyle bakmak lazım. Ekonomik büyüklükler farklı. Artı para birimlerimiz farklı. Bir tanesi TL, bir tanesi dolar cinsinden. İkisinin farklı değerlendirmeleri söz konusu. Dolayısıyla zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde faizler %1-2, hatta Euro bölgesinde negatif faizler söz konusuyken bizde faizler yine çok yüksekti. Yani hani dolayısıyla aslında elma elma değil, öyle bakmamak lazım. Yani çünkü dediğim gibi para birimleri ve beslediği kanallar farklı. Ekonomik kırılganlık ve koşullar çok daha farklı. Çok daha farklı yani. Şimdi demin ki konudan bahsedecek olursam tekrar, demin bahsettiğim bu ekonomik ortam haliyle bizim ülkemizi etkiledi. Demin zaten siz de çok güzel bir yorumla dediniz ki biz zaten o bölgeden beslenen veya en azından önemli ticaretimizin olduğu ülkelerden ithalat ve ihracatın olduğu ülkeler. Türkiye'ye gelince, Türkiye aslında büyümeyi tercih eden bir politika izledi. Bunun yanında işte her zaman olduğu üzere yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla vererek büyüme yönünde bir program benimsemiş durumdaydı. Aslında bu büyümeye yönelik programların mesela istihdam üzerine, işsizlik üzerine çok çok olumlu etkiler verdiğini görüyoruz. Sanırım tarihin en iyi noktalarından bir tanesindeyiz. Şu anda işsizlik oranı %9,4. %13, 12, 14 seviyelerindeydi. Şimdi %9,4. Yani bu pandemi sonrası bu ekonomik koşullarda olmasına rağmen. Ancak bizde de tabii ki demin bahsettiğim
özellikle enerji fiyatları dolayısıyla, işte aramalı ham madde fiyatları dolayısıyla, tedarik zincirinin bozulması dolayısıyla bu gerekçelerle ciddi anlamda biz enflasyon ihraç eden bir ülke ve ciddi bir maliyet enflasyonu yaşadık. Ve tabii ki bizde de yine pandemi sonrası ciddi likitte vardı. Orada da ciddi bir talep enflasyonu oluşmuştu. Evet, bu enflasyon şimdi hatırlarsın 85 lira falan çıkmıştı. Sonra tekrar bir ivmelendi. Bugün itibariyle %58-59.84 civarında bir enflasyon oranından bahsediyoruz. Ancak bizim ülke 1 trilyon dolarlık bir ekonomi. Ve Türkiye dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biriyiz. Ekonomi yönetimi değişince burada şöyle bir karar alındı. Dendi ki biz önümüzdeki süreç itibariyle temel bazı ilkeler belirlendi. Bu ilkelerden bir tanesi Sayın Bakan tarafından da söylendi. Şeffaflık, öngörülebilirlik, uluslararası normlar seviyesinde faaliyet gösteren ya da onlarla uyumlu ve tutarlı bir şekilde biz bundan sonra bu ilkeler çerçevesinde ekonomi yöneteceğiz dendi. Bunun yanında da hem para politikası hem de maliye politikası araçlarını kullanarak farklı bir bütün para politikası enstrümanlarını da kullanarak enflasyonla mücadele yönünde karar alacağız dendi. Ve buna göre politikalar geliştirildi. Maliye politikasına bakıldığında biliyorsunuz önce bütçe disiplini üzerinde hareket edildi. Bütçe disiplininde bütçe açığı %9'lar mertebesinde bir bütçe açığı söz konusu. Ama bunun %3'ü depresyon olmuştu. Şimdi depremin, şunu şöyle kabul etmek lazım. Deprem bölgesinin milli geliri etkisi %10. Bütçe üzerinde %3 etki yaratıyor ve toplam 100 milyar dolarlık bir etkiden bahsediyoruz. Şimdi bu 100 milyar dolarlık ekonomi sonuçta bizim yani Türkiye bütçesinin nasıl 1 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklükten bahsediyoruz. 1 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklükten bahsediyoruz. 100 milyar dolarlık bir %10. Zarardan bahsediyoruz. Yani hakikaten çok büyük bir rakam ama bunu finanse edecek, bu yarayı saracak olan kim? Yine biziz. Yani yine bizim ekonomimiz bunu yönetecek. Dolayısıyla bunun da ciddi bir etki söz konusuydu. Maastricht kriterlerinde bizim bütçenin %3 civarında olması gerekiyor bütçe açığını. Deprem etkisi hariç %3'ü sağlamak üzere biliyorsunuz işte vergi düzenlemeleri gibi bazı kalemlerle aslında orada o %3 seviyesine gelindi. Dolayısıyla, şu an o seviyede mi? Evet, şu anda %3 seviyesi içine sığılacak duruma doğru geliniyor. Ama depremin de 3'ü var değil mi? Tabii depremin de 3'ü var. Ama, o 3 ne olacak? Ama o 3 şimdi onu da tabii ki bu önümüzdeki süreç itibariyle bunun finansmanı biraz daha zamana yayılmış olarak ve özellikle uluslararası kuruluşlarla bazı işbirlikleriyle onun finansmanını sağlayıp onu da belli periyotla izale edip tekrar o yüzde için içine sığıyor olmamız lazım. Yani buna yönelik de aksiyonlar alınıyor. Para politikasına gelince para politikasında faiz oranları biliyorsun 8,5 seviyesindeydi. İşte %25'lere kadar geldi. Faiz politikası araçları uygulandı. Makro ihtiyatı tedbirler artık onlarda bir sadeleşme yönünde bazı kararlar alındı. Bunun gibi bazı kararlarla artık önümüzdeki dönem itibariyle enflasyona yönelik olarak net kararlı bir duruş söz konusu. Çünkü şunu biliyoruz. Biz enflasyonu yönetmediğimiz müddetçe bizim yatırım ortamını sağlıklı bir şekilde işletmemiz, fiyat istikrarını, finansal istikrarı tam olarak sağlamamız mümkün olamayacak. O nedenle bizim her halükarda bu enflasyonu yönetiyor olmamız lazım. Aslında temel amaç hiçbir zaman değişmedi. Yine bütün ülkelerde olduğu üzere biz yatırım yapmak zorundayız. Biz bu yatırım yaparak istihdamı sağlamak zorundayız. Çünkü genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Her yaş grubunda 1 milyon 800 bin civarında insanımız var. Bunlara iş üretmek durumundayız. Onun için de büyümek zorundayız. Dolayısıyla biz yatırım yapacağız, istihdam yaratacağız, üretim yapacağız. Ama bu yaptığımız üretim mutlaka Türkiye'de önemli problemdir. Verimlilik ve rentabilite problemi vardır. Verimli bir üretim yapacağız. Burada mümkünse yüksek teknolojiyi hedef alan ve yüksek teknoloji ürünleri içeren, katma değeri yüksek olan üretimler yapmak zorundayız. Bunu ihracata çevireceğiz. Çok çeşitli pazarlara satacağız. Ve bundan cari fazla vererek veya cari açığı yönetecek seviyeye getirerek büyümeyi sağlamak durumundayız. Ki dünyada insanımız hak ettiği kişi başına düşen milli geliri ve refahı sağlayabilsin.